Televizyondakiler programından daha merhaba. Bu hafta da sizler için birbirinden farklı filmler seçtik. Dilerseniz öncesinde kısaca bir göz atalım. Would you like a chocolate? Oh, thank you. It's funny what a young man recollects. You're the same as everybody else. What's the lyric? For our internship. Did mom leave because of me? Mom left because of mom, and you didn't have anything to do with that. Olmadı be şimdi madara yılında Winston Grimm tarafından aynı adla yazılmış romandan esinlenerek sinemaya çekilen 1994 yapımı komedi dram türündeki film Forrest Gump. Would you like a chocolate? Oh, thank you. Film, öğrenme güçlüğü yaşayan ancak atletik olarak inanılmaz yeteneklere sahip Forrest Gump'ın doğum yılı olan 1944 ve 1982 yılları arasında gerçekleşmiş, bazen sadece gözlemlediği, bazen de başkalarına ilham verdiği 20. yüzyılın dönüm noktası olaylarını betimler. Film, esinlenerek çekildiği Winston Grimm'ın romanından, Forrest'ın kişiliği ve ele alınan bazı olaylar yönünden farklıdır. Filmin kahramanını eski arşiv görüntülerine dahil edebilmek ve bazı sahneleri çekebilmek için gelişmiş görsel efektler kullanılmıştır. Ele alınan sahneleri daha iyi anlatabilmek için dönemlerin ruhuna uygun kapsamlı bir müzik arşivi kullanılmıştır. Film müziğinin ticari baskısı, dünya genelinde 12 milyondan fazla satarak en fazla satan albümler sıralamasına girmiştir. Forrest Gump, Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdiği 6 Temmuz 1994 tarihinde ciddi ölçüde övgü aldı. Kuzey Amerika'da gösterime girdiği yıl en yüksek hasılata ulaşarak ciddi bir ticari başarıya ulaştı. Film gösterimde kaldığı süre boyunca dünya genelinde 677 milyon dolar hasılat üretti. Akademi ödüllerinde en iyi görüntü, en iyi yönetmen, en iyi aktör dallarında ödül aldı. Freddie Mercury'nin hayatının anlatıldığı, Bryan Singer'ın ise yönetmen koltuğunda oturduğu 2018 çıkışlı biyografik türündeki film Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, Queen grubuna, müziklerine, klişelere meydan okuyan ve kuralları yıkarak dünyanın en sevilen sanatçılarından biri haline gelen ikonik solistlerine bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Film, simgeleşmiş şarkıları ve devrimci sesiyle grubun meteorik yükselişine, Mercury'nin yaşam tarzının kontrolden çıkmasıyla çıkan iç çatışmaya ve yaşamını tehdit eden hastalığına rağmen, Mercury'nin rock müzik tarihinin en büyük performanslarından birinde gruba liderlik ettiği Live Aid konserinin arifesinde muzaffer birleşme sürecine yayılıyor. Bu süreçte de bir zaman bir aile gibi olan ve günümüzde dışlanmışlara, hayalperestlere ve müzikseverlere ilham vermeye devam eden bir grubun mirasını süslüyor. 91. Oscar ödüllerinde 4 Oscar alarak 2019 yılının rekortmeni oldu. Unutulmaz şarkıcının hayatını konu alan film, en iyi ses efekti, en iyi ses kurgusu, en iyi kurgu ve en iyi erkek oyuncu ödüllerinin sahibi oldu. Will Smith'in başrolünde oynadığı, Gabriel Muccini'nin ise yönetmen koltuğunda oturduğu 2006 Amerikan dram türündeki film Umudunu Kaybetme. İyi bir baba olan Chris Gardner, işinde sorunlar yaşayan, maddi açıdan sarsıntıda olan ve aynı zamanda iyi bir eş olan bir adamdır. Ancak ne yazık ki eşi sıkıntılara daha fazla katlanamayacağına karar vererek onu terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Eşinin terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba ve oğlu. Sokaklarda kalıp tuvaletlerde, düşkünler evinde çalışarak ayakta durmaya çalışır. Oğlunun sevgisi bu mücadeleci baba için her şeydir. Ve sevgiye eklenen bir var olma savaşı hiç şüphesiz vakti geldiğinde en mükemmel kapıları açacaktır. Chris, babalık görevini sevgi ve özenle yerine getirmeye devam eder. Oğlunun da kendisine karşı duyduğu sevgi ve güveni karşısına çıkan engelleri aşmak için kullanır.
Filmin senaristliğini üstlenen Stephen Conrad, yine umudunu kaybetme adını taşıyan kitaba bağlı kalarak filmin senaryosunu hazırlamıştır. Kitap, Gardner tarafından anılara bağlı kalarak yazılmıştır. Film, Columbia Pictures tarafından 16 Aralık 2006 tarihinde çıkmıştır. Will Smith, filmdeki performansıyla Akademi Ödülleri ve Altın Küre'de en iyi erkek oyuncu ödülüne aday gösterilmiştir. He said you're smart. This is impossible. I can do it. No, you can't. No one can. That is wrong. Yönetmen Mohsen Makhbulbaf'ın otobiyografik anlatımı olan 1996 yılı yapımı filmi Ekmek ve Çiçek. Film, Makhbulbaf'ın 17 yaşında bir genç olarak protesto mitinginde bir polisi bıçakladığı ve hapse atıldığı zamanki deneyiminin yarı otobiyografik bir anlatımıdır. Yönetmen Makhbulbaf, 17 yaşında şah rejimine karşı isyan etmiş ve bu isyanını çok ileri düzeylere taşıyıp bir polisi bıçaklaması sonucu uzun yıllar hapiste kalmış bir gencin hikayesini filmleştirmek istemektedir. Bu hikayede senaryo, Makhbulbaf'ın gerçek hayatta yaşadıklarının bir uyarlamasıdır. Filmdeki yönetmen rolünde oyuncu da yine Makhbulbaf'ın ta kendisidir. Yani aslında Makhbulbaf'ın amacı, gençlik yıllarına gidip ideolojilerini filmin içinde bir film senaryosuyla vererek geçmişi en iyi şekilde günümüze yansıtabilmektir. Yönetmen oyuncu seçimiyle filmin çekim aşamalarına başlamıştır. Gençliğini canlandıracak oyuncu bulmak için sorusunu aldığı tek bir cevap, aradığı oyuncuyu bulmasına yetmiştir. Genç çocuktan ne bir diyalog canlandırmasını istemiş, ne de bir oyunculuk deneyimiyle ilgili bir soru sormuş. Bu haftanın da sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.